Çocuk da benim yüzümden perişan oldu. Onlar genç anne, bir şey olmaz onlara. Kahvemi yaptım. Bakalım beğenecek misin? Otur. Eline sağlık. Nasıl oldu Ali ile Zeynep'in arası? Barıştılar mı? Barıştılar, barıştılar. Fena değil. Kız biraz nazlanıyor ama. Şükrü, ben gideyim artık be oğlum. Götür beni bugün. Nereye gidiyorsun anne? Nimet Hanım Raşit geliyor diye çığlık çığlığa odalara dalıyormuş gece yarıları. Ne? İyice çıldırdı kadın. Tövbe yarabbi. Aman anne, perişan olursun. Kıpırdama yerinden sakın. Abimler de çok huzursuz. Özge! Özge! Koş kızım, aç! Uyuyor musunuz? Koş! Ah! Anne ne oldu? Geldi yine kör olasıca tahta kafa. Orada! Balkondan geldi! Anne dur! Özge! Özge ne olmuş? Cem! Cem ne oldu oğlum? Rüya mı görmüş yine? Herhalde. Eyvah, ne yapacağız Şevket? Ya ben ne bileyim, Allah Allah. Krizi tuttu herhalde bunun. Anne iç şunu, rüya gördün herhalde yine. Kız balkona tırmandı diyorum sana. Böyle kollarını açmış zeberler gibi. Gözlerimle gördüm. Delirdim mi ben? Sakinleşti galiba biraz. Hadi oğlum, in karının yanına. Yalnız bırakma kızı. Allah Allah. Saat kaç Şevket? Ne bileyim, 6:30 galiba. Nedir bu başımıza gelen ya? Uyuyacağım valla. Hadi uyu, uyuyabilirsen bakalım. Yok Şevket, dayanamıyorum artık ben bu kadına. Tükendim valla. Ben de çıldırmak üzereyim ya. Ne yapacaksan yap. Ya ben ne yapabilirim yine? Bağırtma insanı. Tutup kolundan kadını tımarhaneye mi yatıracağım? Bilmiyorum valla. Ben de alıp başımı gideceğim annen gibi. Mine, bak bir şey unutuyorsun. Ben getirmedim onu buraya. Çocuklarımızın hatırı için katlanıyor şu kadına. İşine geldiği gibi konuşamazsın böyle. Al annene, git mi diyeceğiz şimdi gelinimize? Arada oğlumuz var. Konuş o zaman oğlunla sen de. Konuşmam ne değiştirecek acaba ha? Söyler misin? Of be of, ne şanssız insanlarmışız be. Size yalan mı söylüyorum kızım? Tırmanmış balkona, Allah'ın cezası tahta kafa. Böyle boğacak gibi beni. Ah, Cem geldi. Cem ne yaptın evladım? Yok efendim, rahat olun. Her tarafa baktım, hiç kimse yok. Durur mu buralarda? Kaçtı tabii. Sadis ruhlu. Yine gelir o. Allah'ım, kurtulamayacak mıyım ben bu adamdan? İyi sabahlar Cavgal abi. İyi sabahlar. Gelmiyor musun markete? Geliyorum, bekle. Geç kalıyoruz abi. Bir günde geç kal aslanım. Ne oluyor, ekspres yetiştiriyorsun ekmeklerinde? Aylığına zam mı yapıyor kitapsızlar? Bekle. Kim yırtmış o ilanı? Ben ne bileyim. Kim yırtmışsa yırtmış. Nöbet mi tutuyorum başında? Sen bizi belediyeye şikayet ederken iyiydi. Havalara girdin değil mi sahtekar? Arkanda o haydut var çünkü. Bizim Allah'tan başka arkamız yok. Buyurun. İyi günler. İyi günler koçum. Ne oluyor? Cacık mı yine vatandaşa? İlanı yırtmışlar, bize bağırıyor. Kimsenin bağırıp çağırdığı yok efendim. Konuşuyoruz, iyi günler. Maşallah yürüyüşe mi çıkıyorsunuz? Kız ne yapayım? Baksana şu katile, duba gibi oldu. Eritelim biraz. Ne güzel efendim, ne güzel, sefa ile. Keşke imkanımız olsa da biz de yapabilsek. Ne var bunda kız? Çık yürü. Havada mis gibi o. Ablacığım, tıraşı keselim. Yürü. Hastalık mı vatandaşı sabah sabah? Sıhhatler olsun efendim. Küçük bey de iyileşmiş maşallah. Duyduk, pek sevindik. Canavar maşallah, canavar. Yakında dil uzatanların dillerini gagalayacak. Kırt kırt. Hey maşallah. Prens demişler ona. Ne yapar adamı? Sen hala burada mısın? Gidiyoruz. Tamam. Senin suyun ısındı. Ne var Benguen? Zor durumdayız Yavuz Bey. Limonatadan da bir şey kazanamadık. 3 çocuk. Vatandaş yakında bulacak onu Benguen. Şu seçim dalgalarını bir atlatalım. Bozma moralini. Allah razı olsun. Kız sen de bakıyorum, milletvekili gibi vaat dağıtıyorsun millete. Yürü.
canım, seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Aferin kızıma. Öğretmenler gününde çiçek götürecek öğretmenine, değil mi? Aferin. Canım benim, canım benim. Sen sus aptal. He? Karışma çocukların işine. Sus aptal. Sensin aptal. Niye aptal oluyormuş benim kızım? Okuyacak, doktor olacak inşallah. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Sabah sabah çıkmış balkona ötüyor domuz. Vay, kim yırtmış ilanını? Hadi bakalım yapıştırsın. Yine yırtacağım. O bizi belediyeye şikayet ederken iyiydik kitapsız. Delirme Cafer. Rahat dur, uğraşma şu domuzla. Hiçbir şey yapamaz. Derse gelen öğrencilerini kapıdan çevirmezsem bana da Cafer demesinler. Kız Yavuz, kaldır biraz poponu. Fazla sallamayalım ablacığım. Hastayım vatandaşı. Podyuma çıkmadık, tamam mı, popomuzu göstermeye? Ağır olalım ah. Kim sallıyor kız? Sen de ne huysuzsun ha? Burası İstanbul Ayşe yenge. Öyle senin köyüne benzemez. Tin öncesi var, mafyası var. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kuldan tuttukları gibi atarlar arabaya, kaçırırlar. Nereye bakıyorsun? Bir yere baktım yok evladım, nereye bakacağım? Onu gene. Seni bana emanet ettiler, gözünü aç. Aa Ayşe'nge bak, katil bey amcayla eseri geliyor. Kız Yavuz, bunlar da burada. Ne haber? İyilik eser ablacığım. Senden ne haber? Vay koçum, gezdiriyor musunuz yavruyu? Ayşe yenge gezdiriyor Yavuz Bey amcacığım. Ben bodyguard olarak onu bekliyorum, kaçırmasınlar diye. Kim kaçacakmış koçum? Hayrola, bir durum var bilirim. Eskici kız, eskici. Haberin yok mu? Asılıyormuş ya kadına. Tövbe yarabbi. Aynı ortamdayız ablacığım, o laflarımıza dikkat edelim. Yok öyle vatandaşı eskici tanesi koçum. Şerefsizim, işetirim göbeğinden. Söyle ona. İşit Yavuz Bey amcacığım, söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Yürüyor musunuz Eser ablamla öyle tatlı tatlı? Yürüyoruz koçum, yumuşak yumuşak. Vatandaş alıyor havasını. Ne tatlı. Sen de çok tatlısın lan. Gel buraya, öpeceğim seni. Öp ablacığım. Mua. Mua. Ay. Devam et ablacığım. Ay. Ay. Hadi koçum eyvallah, yürü. Ay. Güle güle Yavuz Bey amcacığım. Bay bay. Ne güzel koşuyor bak Ayşe yenge. Sallaya sallaya. Bir limonatayı satamadım beceriksiz. Tüh! Allah'tan o kız çalışıyor da. Bırak be, adam mı o? Hadi Adem sen bak işine. Hı hı. Ne oluyor aslanım? Kayınbabamız yine başladı bombardımana. Sultanım dolduruyor enişte. Allah onun belasını versin. Asım'a bir eniştelik yapacaksın Cafer Bey. Yaparız. Ne var? Çocuk babasına söyleyemiyor. Bir ev bulmuşlar da nişanlısıyla. Ev mi? Hı, kiralık enişte. Söyleriz aslanım. Ne var bunda? Amma gözünüzü korkutmuş sizin de bu Sultan Hanım'a. Evin kirası biraz pahalı. 100 milyon. 3 aylık da peşin istiyorlarmış. Olsun. Verecek. Oğlunu evlendiriyor. Para mı onun için? Al şu hesabı da gidelim Sultan Hanım. İşimiz var. Alalım. Adamdaki havalara bak. Gören de seni çok önemli bir iş yapıyor sanır. He. Babacığım. Ne var? Çocuklar analıkların korkusundan sana söyleyemiyorlar. Hay o analıkları kadar taş düşsün başlarına. Ne söyleyeceklermiş? Asım nişanlısıyla bir ev bulmuş da kiralık. Kiralık mı? Niye bizim haberimiz yok? Seni adam yerine koyup da danışan mı var Halil Bey? Estağfurullah babacığım. Kaçaymış kirası? Çok şey değil canım. 100 milyon. Ne? Sapıtmış mı bunlar ayol? O kadar kira vereceğim, ev alırım daha iyi. Ne dedin sen Halil Bey? Ev alırsın oğluna öyle mi? Biz de bodrum katlarında sürünelim. Tamam gidiyorum. Duramam artık buralarda. Nereye sultanım? Yazık Halil Bey yazık. Demek benim o çarpık ağızlı, kuş bakışlı gelinin kadar haysiyetim yok ha? Hop nişanlı maraf söyletmem sultanım, ağzını topla. Ben ne dedim şimdi sultanım? Tüh yazıklar olsun. Nereye? Giderse gitsin be. Dedim geç kasaya aslanım. Geldim enişte. O kadar. Otur aslanım. Ne sanıyor bu kendini be? Halil Bey işim artıyor. Market sizin aslanım. Kimmiş o? El kızı. Yanaşma. Otur. Ben...
Ben öyle demedim sultanım, yanlış anladın. Benim alacağım ev apartman gibi 3 katlı. Araştırıyorlar. Konuştum emlakçıyla. Buraya yakın. 100 katta biz otururuz. Alt katta da oğulların. Ay istemem, oturamam onlarla. Tövbe, Allah yazdıysa bozsun. Öteki de bitirir askerliğini, evlenir yarın öbür gün. Sana ne zararı var sultanım? Herkes kendi dairesinde. He? Yok yok, istemem valla. Ciyak ciyak çocuk gürültüsü. Gelin hanımların suratı. Ay aman aman istemez. Ama. Bunlar benden enişte, çocuklara. Sağ ol aslanım. Asım, koy şunları da Cafer Bey'in sepetine. Ha şöyle. Eniştenizi biraz görün aslanım. Sultan Hanım'ın yanında. Bir şey elimizi süremiyoruz korkumuzdan. O kim oluyor enişte? Al ne istersen. Bunlar da benden, penguen ortağıma. Sağ ol abi. Götür götür çocuklara. Kalk. Ne oturdun oraya hemen iblis? Anam. Tabii canım. Arkanı dön, anında kuyunu kassınlar. Servet düşmanları. Kırarım boynuzunu. Biz daha ölmedik çok şükür. Allah göstermesin babacığım. Ben de şimdi onu söylüyordum çocuklara. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ne yaparız biz sensiz? Ich küsse dich auch, Mutterlein. Sie gehen ganz gut. Natürlich, ich werde sagen, danke dir. Ja, ja, hoffentlich. Wir sehen uns an Weihnachten, ja? An Weihnachten. Also, tschüsschen, tschüss. Annen mi oraya? Annem. Yanaklarınızdan öpüyor. Sağ olsun. Yılbaşında mutlaka gelin diyor Davut. Çok özlemiş, bekliyor. Mübarek Ramazan Hürriye, ben gidemem. Sen al halisi git. Nerede bunlar? Apatiyi kestiriyorlar. İşte geldiler. Buyurun. Her şeyini yaptı anneciğim. Çok tatlı, çiş kaka. Tövbe. Sana şimdi ne yaptığını soran mı var Dunkov? Burada sofra başında. Anne bak ne diyor. Nein Davut, nein. Dunkov yok. Terbiyeli konuşsun o da. Ayşeciğim doğru banyoya. Şampuanla yıka babacığımın ayaklarını Ayşe'nin gel. Yumuşak yumuşak. Ayşe'yi gemi yanına bir tane bile erkek yaklaşamadı baba. Aferin, otur. Oh anneciğim, yumurta mı var? Var ya Vumrafa'dan, tam sevdiğin gibi. Yemem lazım baba, bakma öyle. Nasıl gelişecek yemezsem hormonlarım, kemiklerim? Yavaş, yavaş. Daha ne gelişecek, eşek kadar adamsın. Anne bak ne diyor. Aşk olsun Davut, söyleme öyle benim yavuma. Yolda katil bey amcalara rastladık. Eseriyle koşuyorlardı öyle. Göğüslerini oplata oplata. Halt! O nasıl hareketler öyle? Çarparım. Öyle ama baba. Yeter Halis. Yumurtanı ye. Anneannen telefon etti. Ne zaman? Az önce konuştuk. Yılbaşında bekliyor bizi. Ne tatlı. Atlarız uçağa. Ne yapacak anneannem yılbaşında bana? Söyledi mi? Tabii. Ne istersen. Hindi dolması, kotlet, süßigkeiten, kartoffel mit Fleisch und Schokolade mit Bananen und Weißwurst. Başka anneciğim. Halt! Boşandı Semenya. Ne olacak başka? Anne bak eşek diyor. Çocuğa domuz eti falan yedirmeyin sakın Ulviye. Afiyet olsun. Gel Ayşeciğim. Yıkadın mı Abadi'nin ayaklarını? Yıkadım abla. Geç kızım otur. Hörst du Ulviye? Kein Schweinfleisch. Also ich hab schon gehört. Natürlich kein Schweinfleisch. Aydın ve kuşum. Seninle ilgili değil Ayşe'yle. Aralarında konuşuyorlar. Anlıyor musun? Akşama hazırlık. Efendim iyi günler. İyi günler efendim. Sizi gördüğüm iyi oldu. Her zaman yakalayamıyorum. Öğrencilerinizin arasında ders almak isteyen varsa keman, flüt, ork. Saat ücretim uygundur. Aklınızda olsun. Olur efendim, söyleriz. Kapıdaki benim ilanımı da yırtmışlar. Kim yırtmış? Kapıcımız efendim. Cafer. Duydun mu Nazif? Ya efendi birine benziyor ama Allah Allah. Aman efendim aman. Siz de dikkatli olun.
her türlü ahlaksızlık beklenir. O ne sahtekardır o. Nazif, sen de hiç insan tanımıyorsun. Ne safsın, bak duydun mu? Duydum Azelciğim. Evde yap lütfen bu eleştirilerini. Yanılmış olabilirim. Aman efendim, aman. Çete bunlar. Korkulur, yüz vermeyin fazla. Anlaşıldı, izninizle. Hoşçakalın. Sefa ile efendim, sefa ile. Öğretmenler gidiyor Sevim. Tünemiş yine oraya baykuş. Okula mı? Okula efendim, nasılsınız? Buna da fazla yüz verme Nazif, yapışkan. Alıp birasını geliyormuş her gün. Selam veriyorum adama Aysel'ciğim. Selam da mı vermeyeceğim? Allah Allah. Görüşemiyoruz Nazif Bey. Görüşeceğiz inşallah efendim. Öyle inşallahla falan olmaz. Alalım hediyemizi, bir akşam size gelelim oturmaya. Tabii efendim, bekleriz. Biralarımızı da içeriz. Zıkkım iç. Başka derdi yok ki baykuş. Katiller sabah yürüyüşünden döndü Sevim. Döndü Sayın abim, vatandaş yaptı sporunu. Efendim merhaba. Hocam, saygılar. Kızımızın ne haber? Ne yapıyor umarım? Öldürdü kız beni senin o aerobin. Bir şöyle bir böyle her tarafım tutuldu. Ablacığım, aile ortamındayız. Güzel konuşalım hocalarımızla. Hop. Dur kız, konuşuyoruz. Çimdiklemesene oramı buramı. Rezalet. Ayşe'cim hadi geç kalıyoruz. İyi günler, hoşça kalın. Hocam saygılar, güle güle. Ablacığım yürü. Hastalıklı vatandaşı. Dürtmesene yürü. Şöyle katil gibi kız. Gidiyoruz, Allah Allah. Şengül Hanım. Ne var? Sevim ıspanaklı börek yapıyor. Oh. Bekliyoruz, buyurun. Gelirim. Falımıza da bakacaksın ama. Senin baktıklarının hepsi çıkıyor. Olur, bakarız. Başlayayım şimdi senin falından da, ıspanaklı böreğinden de yürü. Efendim, sıhhatler olsun. Ne güzel, yürüdünüz geldiniz maşallah. Bize de bekleriz. Çoktandır şöyle çalıp söylemiyoruz. Hayır efendim, evimiz müsait değil böyle şeyler için. Gazino mu burası? Kız sen de beni ne zaman görsen gıcık tutuyor. Sus! Allah'ın cezası. Vallahi sıkı vereceğim şimdi boğazına ha. Aa, ne bu canım? Hanımefendi yürüyüşe çıkacak diye. 10 dakika yalnız kalamıyor mu bu? Şımarık hayvan. Tak bir çakacaksın şimdi bunun ağzına. Az kaldı hayatım, biraz sabret. Gidelim biraz daha internetten. Çekmeyeceğiz kimsenin nazını. Hadi Sedat'cığım, hadi inşallah. İnşallah maşallah yok bunu Serpil. Senin kocan vizyon sahibi bugüne bugün. Londra, Tokyo borsaları elinin altında. O keresinin horozuna mı baktırırım ben karıma? Ha. Anne. Ne canım? Özgür annen de gelecek mi bizimle diye soruyor. Geleceğim tabii kızım. Gelecekmiş Özgür. Nereye gidiyorsunuz? Aslı'ya pırlanta yüzük alacaklar ya Sedat'cığım. Ay. Nereden alalım diyor anne, ne diyeyim? Dur babana soralım. Ne dersin Sedat, nereden alsınlar? En pahalısı neredeyse oradan kardeşim. Tamam mı? Ucuza gitmeyelim. Duydun mu kızım? Annem biliyor de, ben götürürüm. Annem biliyormuş Özgür, o götürecek bizi. Hadi görüşürüz, öpüyorum. Sus be sus, Allah'ın cezası. Aa vallahi şimdi fırlatıp atıvereceğim pencereden. Kapat çeneni, vallahi yersin dayağı pis sünepe. Ha. Şuna bak, canavarmış. Uyuz. Bunu önüne gelen horoz gagalar be. Tak tak. Aa, Sedat yavaş konuş, geldiler. Hadi aç kızım. Buyurun. Canım abicim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir kahve yapayım size. Girmeyelim yenge. Sağ ol. Alalım yavruyu. Aa. Ay geberdik kız. Ne kahvesi? Gidelim de yıkanalım. Prens yavrum. Bak baba gelmiş. Aa. Zahmet oldu yenge. Hoşçuluk yapmadı inşallah. Aa, ne zahmeti Yavuz Bey, aşk olsun. Melek, vallahi melek. Oh. O bizim canımız abicim, canımız. Ay öpmeyin kız şunu. Aman canım abicim, kapıyı kapatalım da ceren yapmasın. Üşütür falan da prensimiz. Hadi kapa kızım. Tamam birader, olmaz bir şey canavara. Delikanlı'nın kitabını yeniden yazmış. Ya hakikaten maşallah. Yine bekleriz Yavuz Bey. Kız siz de amma ya yaktınız şu bokluyu. Daha neler artık. Neydi anlaşım, anlamadım. Ay ne dedik kız? Gelmesene şöyle üstüme katil gibi. Çabuk özür dile yavrudan. Hastalık vatandaşı. Türkiye onunla gurur duyuyor. Yürün. Cumhurbaşkanı Demirel
devletin üç önemli sorununu terör, irtica, örgütlü suçlar diye saydı. Devlet bunların kökünü kazıyacak hiç yolu yok dedi. Hadi inşallah. Çetelerle mücadelenin çok iyi gittiğini bildiren Demirel, devlet bu işin üstüne çok iyi yüklendi. Devlet kararlı diye ekledi. Babaanne başka? Şu ne? Kaza mı olmuş? Üf, cinayet babaanne. Tüh, Allah kahretsin. Yol istedi, vermeyince delik deşik etti. İstiyor musun, okuyayım mı? Yok yok, okuma bırak. Sabah sabah asabım bozma. Aa, bak bu iyi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu çetelerle mücadeleye... Annem sıkıldı ama biraz daha burada idare etmemiz lazım Nazan. Ediyoruz Şükrücüğüm, sorun yok. Heşe. Nimet Hanım felaket durumdaymış vallahi. Abimler de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Şükrücüğüm. Söyle canım. Çok utanıyorum söylemeye ama yine param bitti. Ne var bunda utanılacak Nazan? Bittiyse bitti. Sen de çocuk gibisin bazen ha. Yetişemiyorum Şükrücüğüm. Su gibi para gidiyor. Nereye gidiyor onu da anlamıyorum. Biraz Ali'ye verdim. Ali'ye mi verdin? Benden de aldı dün. Ne yapıyor bu? Ne bileyim ben. Konuşacağım. Pek havalandı son günlerde. Bende de bir şey kalmamış ben azından. Bilge'den istesem. Ha, isteme. Niye canım, borç. Başarı prim vereceklermiş bugün ajanstan. Aferin be. Gurur duyuyorum seninle karıcığım. PKK lideri Apo'nun... Yavaş Aydın, babaannem duyacak. Oo, karımızda mı öpemeyeceğiz artık? İade etmiyorlar mı o ahlaksızı? Anlaşma yokmuş aramızda babaanne. Olmuyor. Tüh, yazık. Tamam mı, devam edeyim mi? Tamam tamam, kapat. Al şunu da. İstemez babaanne. Hadi hadi al. Hadi al da sok cebine kimseye göstermeden. Günaydın babaanneciğim. Günaydın oğlum. Babaanne, yine para mı verdin sen buna? Ne parası canım? Utanmıyorsun değil mi? Gazete okuyup kadının parasını alıyorsun. Tüh! Babaanne, sen bana o paranın yarısını versen ben sana günde 4 tane gazete okurum valla. Söylemezsen babama. Abla, bak sakın babam duymasın lütfen. Ne oldu yine? Aa, yok bir şey baba. Var babacığım, var. Gazete okuyup para alıyor babaannemden. Aa, bakın zıra. Devamlı kesiyor kadın efendim. Olmaz ki böyle. Ben verdim canım. Yüklenmeyin çocuğa. Niye veriyorsun anne? Ne oluyor oğlum? Annenden almışsın, benden aldın. Yetmedi mi? Şimdi de babaannenle mi dadandın? Ben de verdim baba geçen gün. Oho. Rezalet. Büyütmeyin siz de bu kadar. Genç çocuk ne var bunda? Olur mu anne? Bak benim cüzdanımda yok o kadar para. Evet. Ha, Zeynep'ciğim sen misin? Ne haber? Olur. Sonra konuşuruz. Konuş konuş. Biz dinlemiyoruz. Araları düzeldi. Çok şükür. Ha, bir dakika sorayım, bir dakika. Baba, arabayı alabilir miyim bugün? Ben ne yapacağım? Biz bırakırız sizi efendim. Ha? Baba biraz gezeceğiz lütfen. Ver Şükrücüğüm. Ver oğlum, ver sevap. Ver baba, ver. Tamam tamam. Aile meclisi karar verdi. Al. Heh, tamam, geliyorum. Bu kıyamı da unutma, tamam mı? Oh, ne geldi sıcak sıcak. Öpürdetmeden içsene evladım şunu. Sıcak hocam, ağzım yanıyor. Dur o zaman biraz soğusun. Acelen ne? Üfle ya da şöyle. Alışmamışız ki hocam. Devamlı koş Cafer koş. Her işimiz acele. 2 dakika rahat bırakıyor mu ki domuz? Kim o domuz? Aşağıdaki Sabri Bey. Ha. Ekmek paramıza mani oldu. Limonata satalım dedik. Kaçak maçak okulun önünde. Gitti belediye şikayet etti kitapsız. Yavaş evladım. Pardon hocam. Bak sinirlendim. Ağzım yandı. Ben de yırttım attım kapıdaki ilanını. Böyle menfaatçi, böyle 3 kuruş için 5 takla atan adam daha görülmemiştir. Hmm. Poğaça da ne poğaça. Aysel hocamın eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Zaten şu apartmanda sizin gibi büyüklerimiz olmasa 2 dakika tutmaz bizi bu kitapsız. Anında tutar zaptı, koyar kapının önüne.
Bayılır bizim gibi garibanları ezmeye. Evet, biraz psikopat, farkındayım. Evet hocam, ne birazı? Aynen, tam psikopat. Eyvah, Cemil Bey olabilir. Olabilir vallahi. O da benim peşimde. Dur hocam, sen zahmet etme. Sağ ol. Anam, buyurun. Oo, burada mısın? Cemil de seni arıyor herhalde. Geldi mi buraya? Yok, görmedim vallahi. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız? Buyurun. Yok sağ olun, girmeyeyim hocam. Cemil'i arıyorum. Allah kolaylık versin. Hocam ıspanaklı börek yapacağım bu öğlen. Gelir misiniz bize yemeğe? Memnuniyetle hanımefendi. Çok severim. Oo, ağzına layık hocam. Hadi bekliyorum. Bunlar ne? Cemil'in biraları mı bunlar? Yok vallahi yenge, tövbe. Ben de şimdi gördüm. Allah Allah. Kim koymuş onları oraya? Cafer. Anam. Ne işin var senin burada? Bir saattir seni arıyorum be. Ne? Benim adım Cemil. Utanmıyor musun beni peşinden koşturmaya? Nerede bir ara? Burada bulundu. Aha. Sevim sen burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Hadi yırtın bakalım bir daha. Vallahi kırarım ellerinizi. Çete mi oldunuz apartmanın başına? Aa, biz niye yırtalım canım, Allah Allah. Mahallenin çocukları yırtıp kaçıyor, bize bağırıyorsun. Öğretmenim canım benim. Çok oldunuz artık siz. Nerede o uğursuz kocan? Sensin uğursuz. Efendim ne dedin? Bilmiyorum dedim. Ha, işte geldi. Buyurun. Ne oluyor Gül? Yok bir şey. Yeni ilan astı. Bize ne? Hayırlı olsun. Sabri Bey, neredesiniz? Buradayım efendim, ne vardı? Şeyi soracaktım, Cenap Beylere krem karamel yapıyorum da. Allah Allah! Nereden icap etti şimdi Cenap Beylere krem karamel yapmak? Kutlayacağız efendim evden çıkmamalarını. Karışmayın siz ona, ben yapıyorum. Ha, 10 yumurta yeter mi acaba? 10 yumurta mı? Ayla Hanım, kazanla mı krem karamel yapıyorsunuz? Daha neler artık? Anam. Sen de orada dikilip laf mı dinliyorsun? Hadi bakayım işte. Hadi bakayım, hadi, çok ayıp. Konuşuyoruz şurada. Kimseyi dinlediğimiz yok canım. Öğretmenim canım canım. Sen sus bakayım ha. Ayla Hanım, girer misiniz lütfen içeriye? Kapıcıların yanında tartışmayalım. Tüh, patla inşallah. Bak görüyor musun nasıl kapatıyor kapıyı yüzümüze? Durdu kudurdu. Ben onu bir ara yırtarım nasıl olsa. Aman Cafer, delirme sen de. Başımıza bir iş gelecek ha. Yapılmayacak o sanatçı bozuntusuna krem karamel falan. Vallahi yıkarım ayırı başlarını. Artık siz çok oldunuz efendim. Kimin evini kimin başına yıkıyorsunuz bakalım. O kadar söylüyorum işte. Kocanız konuşuyor burada. Yapılmayacak. Zıkkım yesinler. Pıs! Ben o zaman Allah'ın cezası. Dolaşmaya kazındı pis musibet. İnşallah siz de böyle çarpılırsınız. Yavrucuğum benim, baban yine başladı. Hoş! Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Babasısınız evet. Kedi babası. Ayla, niye benim eteklerim böyle uzamış? Tövbeler olsun yarabbi. O sizin elbiseniz değil anneciğim, Sabri Bey'in. Allah Allah, iyice sapıttı kadın. Benim efendim, benim pantolonum. Niye giydiniz şimdi onu? Cebinde de param olacaktı. Çekin. Çekil başımdan terbiyesiz. Kırarım ellerini. Ne yapıyorsun sen öyle? Parama bakıyorum efendim. Ey Allah'ım, deliler arasında kaldık. Sen bana sabır ver. Çekil, çekil dedim. Abi. Abi. Uyuyorsun. Kaç gecedir uyuyamadık ki oğlum. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Cem de evde nöbet tutuyor. Mine belki de size gitti. Sen de bize bir akıl ver bari. Barıştırın şunları, gitsin başınızdan be abi. İstemiyor kadın oğlum barışmak. Hortlak görmüş mü kaçıyor, baksana. Lafa be abi. Bir araya getirin de bak nasıl sarılıyor boynuna. Ayrılamaz onlar birbirlerinden. Gel. Efendim, özel bir şey mi konuştunuz yoksa?
Çocukların nikah davetini vereceklerdi de. Yok yok, önemi yok, gelsinler. Nihayet oluyor bu iş ha? Oluyor efendim. Ne gün nikah? Gelecek cuma. Oo, bir şey kalmamış, hadi bakalım hayırlısıyla. Her şey için size çok teşekkür ediyoruz Şevket Bey. Ne yaptık canım? Az şey mi efendim? Bir şeydi, bir şeydi. Yapacağız tabii. Müdürüm. Çayını odana mı bırakayım affedersin? Koy oraya Abbas. Çocuklar patronların odasında. Hani bunun limonu? Buyur müdürüm, yanında ya affedersin. Ha, aferin. Patronlar bunalımda Abbas. Nimet Hanım'a tahta kafa korkusundan havale gelmiş. Geceleri yataktan fırlayıp hayalet gibi dolaşıyormuş evin içinde. Allah ıslah etsin müdürüm, affedersin. Tahta başı kırılsın inşallah. Ne yaptınız? Söylesene kızım. Verdik davetiyeleri, çıktık. Ergun Bey, ne yapacağız başka? İzin istemediniz mi nikahtan sonrası için? Onu söyleyemedik Ergun Bey. Çekindik. Ne var burada çekince kızım? Oraya kadar girmişken. Siz söyleseniz Ergun Bey. Söyleyelim, söyleyelim. Bacım, çayınızı için soğumadan affedersin. Buyur. Sağ ol Abbas efendi. Şükrü. Ne yapacağız bu çocuklara? Ne yapmalı abi? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi bir hediye alalım desek ihtiyaçları nedir bilmiyoruz. Sorarız abi. Sorunca da söylemezler oğlum. Utanırlar. En iyisi yine para koyarız ceplerine biraz bir şey. Gel. Efendim, rahatsız etmiyorum ya. Özel mi konuşuyordunuz? Yok yok, gel. Sana da soralım. Tabii efendim. Elimden gelen her türlü yardıma hazırım. Vallahi sizden fazla üzülüyorum şu Nimet Hanım'ın işine. Başınıza dert oldu efendim. O değil Ergun, o değil. Bırak şimdi Nimet Hanım'ı. Allah cezasını versin onun. Şu çocuklara ne yapalım diyoruz, evleniyorlar ya. Aman efendim, daha ne yapacaksınız? Yaptınız yapacağınızı. Hayatta bulamazlar vallahi sizin gibi patron. Hiç hesaplarını bilmiyorlar efendim. Her şeyin lüksünde kaçırlar efendim, olmaz ki. Zamanla yaparlar onlar da bizim gibi hesaplarını Ergun. Hele bir evlensinler. Bunlar ellerine geçen parayı yiyorlar efendim. Yapamazlar öyle aile bütçesi filan. Kız da şımarık biraz laf aramızda. Bir de izin istiyorlar efendim nikahtan sonra bir hafta kadar. Size söylememişler de. Kim o? Benim anne, benim. Aa Mine. Ne oldu kızım? Ne olacak anne? Nimetten kaçtım. Mineciğim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Tatsızlık mı var? Of hem nasıl. Vallahi sıkıntımdan başım çatlıyor. Dayanamadım, sokağa attım kendimi. İyi ettin, iyi. Özge ne yapıyor Mineciğim? Ne yapsın kız anne? Onun da burasına geldi. Belki de alıp kızı onlar da doktora gidiyoruz bahanesiyle kaçtılar. Yalnız mı şimdi evde? Hacer var yanında. Temizlik yapıyorlar. Orada mı Özge? Ay 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 Allah'ım. Birden ödüm koptu. Ne var bu kadar korkacak Hacer Hanım? Hortlak mı var karşında? Estağfurullah. Nereye gitti Özgeler? Çocuğu doktora götürdüler Cem Bey'le. Allah Allah. Nesi varmış? Bilmem. Kaçıyor mu teker teker bunlar benden yoksa? Hacer Hanım. Efendim. Raşit geldi mi buralara ben uyurken? Gelmedi Nimet Hanım. Evin etrafından ayrılmıyor Allah'ın cezası. Elinde de bir çiçek almış. Kapıyı çalarsa açma sakın. Tamam. Bak bakayım şuradan aşağıda mı yoksa? Bakayım. Aa! Aşağıda vallahi. Allah'ın belası tahta kafa. Gördü mü seni? Gördü galiba. Hacer Hanım. Nimet orada mı? Sana soruyor, görmüş. Ne diyeyim? Yok de, defolsun gitsin. Çocuğu doktora götürdüler de. Yok Raşit Bey, Özge Hanımlarla kızı doktora götürdüler. Orada biliyorum. Söyle ona alsın çantasını gelsin. Kapıda taksi bekliyor. Duydun mu? Hacer, dur şöyle bakayım. Efendim Raşit, buradayım. Ne istiyorsun söyle. Sensiz yapamıyorum Nimet, affet beni. Vallahi ne yaptımsa aşkımdan yaptım. Al çantanı gel. Her şeye razıyım, ne olur.
Tamam, geliyorum, bekle. Git başımdan Allah'ın belası. Ne yapıyorsun Nimet? Manyak mısın sen? Manyağım, evet. Defol git başımdan. Al çiçeğini de. Sadist. Yazıyorum beyefendi. Aktan apartmanı. Kapı numarası 18. Daire 4. Tamam. Size saat veremiyorum. Akşam üstüne kadar mutlaka gelirler. Ne tatlı konuşuyorsun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İşinden memnun musun Dilek? Memnunum. Niye sordun? Biz de senden çok memnunuz. Yılbaşında Münih'e gidiyoruz annemle. Söyledin. Babam oruç tuttuğu için gelemiyor. Biliyorum. Bir şey istiyor musun Almanya'dan? İstemem, sağ ol. Kaçtı senin bedelin? Bir şey istemiyorum dedim tertip. Şey, ayakkabı falan kaç numara giyiyorsun? Tertip, sıktın ha. Peki, sıkılma. Öyle güzel şeyler var ki Almanya'da. Ay, bana ne? Önüne bak hayırsız. Bakıyorum amca. Cevap verme öyle patlatırım. Sus, cevap verme. Aldatma bacım. Konuşma sen de. Sizinle mi uğraşacağım bütün gün burada ben be? 8 kere 8. 88 amca. Tüh salak. Tüh. 64 salak. Al. Sen de güzel konuş, büyüklerine çarparım. Aa, Hüseyin abi. Ha? Hüseyin abi mi? Geliyor vallahi amca. Buraya. Buraya geliyor baba. Gelsin bakalım neymiş derdi. Aşığın gibi falan istersen kır çenesini baba. Hadi istesin bakalım. Ama ne yüzsüzmüş bu da. Dilek sen karışma. Kavga çıkacak şimdi. Halt. Karışmayın siz sakın lafa. Ben konuşacağım. Karışma sen tertip. Amcam konuşacak. Merhaba. He? Merhaba dedi bize baba. Duyduk. Selam yok mu ustam? Yok. Niye? Düşman mıyız? Konuşmuyoruz seninle Hüseyin amca. Halt. Karışma sen lafa patlatırım. Karışma sen tertip. Amcam konuşacak. Hı. Halt. Sus sen de. Patlat baba. Sus tertip. Sen ne yüzle geldin buraya Hüseyin efendi? Ustam sinirlenme, biraz konuşalım. Vallahi o olayda ben yanlış anlaşıldım ya. Yanlış mı anlaşıldın? Tövbe. Gözümle gördüm seni bizim pencereye el sallarken Hüseyin efendi. Aşığın gibi ne öyle böyle gibi bakıp göz kırpıyorsun. Halt. Ben size lafa karışmayacaksınız demedim, patlatırım. Patlat amca. Tertip sussana biraz. Tertipim sabırlı ol. Dur 2 dakika, babanla konuşuyoruz. Küslük olmaz ustam. Biz aynı piyasanın insanlarıyız. Daha ne alışverişimiz olacak bizim seninle. Git. Git. Uzak dur istemez. Benim evime namusuma din uzatan adamla hiçbir alışverişim olmaz. Hadi. Uzak dur Hüseyin amca. Babamın tepesi attı. Patlatacak şimdi. Patlatın. Büyüktür, patlatır. Şuradan şuraya adımımı atmam. Varsa bir hatam özür dilerim. Tövbe. Özür diliyor baba. Sus, duyduk. Dumkov. Dilerim ustam. Özür de dilerim. Elini de öperim. Git, git. Öpsün baba, bırak. O ne elindeki öyle Hüseyin amca? Baklava getirdim size tertibim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyur. İstemem senin baklavanı. Fıstıklı mı bu Hüseyin amca? Fıstıklı tertibim. Ağzına layık. Tatlı tatlı. Dilek de çok sever. Az sola ibrikçi. Güzel, tamam. Şimdi bunu şuraya koy. Güzel. Adamlar kapıdan içeri girer girmez çarpılacaklar, göreceksin. Böyle büyülenmiş gibi üstüne gidecekler. Ah, keşke be Cenab abi. Biz satabilsek şunları. Satacağız ibrikçi, satacağız, göreceksin. Hem de iyi fiyata, bana bırak pazarlığı. Saat konuştunuz mu, kaçta gelecekler? Kesin saat vermedik Cenab abi, her an gelebilirler. Gelsinler canım içi. Güzel, temizlik de yapmışsın. Yaptım Cenab abi. Aman dağıtmayalım ortalığı. Bu para çok işimizi halledecek ibrikçi.
Hemen 20-25 milyonu Halicim'e götür, koy cebine öp yanaklarından. Hah, geldiler. Bir dakika, ben açarım, gelsinler. Heyecanlanma. Bir şey hazırladın mı? Ne ikram edeceksin insanlara? Var Cenab abi bir şeyler. Kahve, puro, konyak. Abi, sakın gevşeme İbrikçiğim. Paraya ihtiyacımız olduğunu sakın belli etmeyeceksin. Ben yapacağım pazarlığı, tamam mı? Tamam Cenab abi. Bana bak. Sen sanatçısın. Ağırdan al. Benimle konuşurken öyle abim abi deme. Cenab de, duydun mu? Olur mu abi? Olur canım, ben ne diyorsam onu yap. İyi günler Cenab Bey. Buyurun efendi. Bu ne güzel sürpriz İbrikçi değil mi? Hoş geldiniz. Krem karamel yaptım. Teşekküre geldim size. Aman efendim, zahmet ettiniz. Alsana şunu İbrikçi. Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Nefis. Bir şey değil. Seversiniz inşallah. Sizin o güzel ellerinizle yaptığınız krem karameli sevmez miyiz hanımefendi? Sevleyeceğiz ufu içinde. Ay, ne güzel öpüyorsunuz. Bütün yorgunluğum gitti valla. Efendim, iyi günler. Oğuz abicim, hoş geldin. Buyur buyur canım içi. Ayla Hanım, tabancam cebimde. Sizin bu yaptığınıza ne denir biliyor musunuz? Krem karamel efendim. Krem karamel. Tabanca mı dedi bir kişi, bir şeyler yap. Ne yapabilirim abi? Sabicim, oturmaz mısın? Hayır efendim, oturmam. Oturmaya gelmedim. Tabancam cebimde. Aa sabicim, yapma, ver onu. Aa, ver onu bana, bak şeytan filan doldurur değil mi? Uzak durun efendim, şakam yok. Kaçın Cenab Bey, krem karamel yüzünden vuracak ikinizi de. Eyvah, kaç abi. Nereye kaçabilirim ki? Kız, sen nerelerde geziyorsun? Gözüküyor ama sıcak. Akşam baban gelince görürsün ay, sen. Ay, ne yapıyorsunuz anneciğim? Sen ağaçlarımızın yanında. Sus, bana cevap verme. Senin de kıracağım bacaklarını. Hanımefendi, herhalde yanlış birisini dövüyorsunuz gibime geliyor. Bakın orada. Cafer ne yapıyor? Telaşımdan soramadım. Ne yapsın Türkan abla, sıkıntıda. Limonata işinden de battık. Sabri Bey belediyeye şikayet etmiş. O mu etmiş? Çok ayıp. Yetiştiremiyoruz valla. İki çocuk okutuyoruz Türkan abla, kolay mı? Sıkılmayın. Ben karşılayacağım bundan sonra kızların okul masraflarını. Kitap, defter, ne lazımsa. Allah razı olsun. Ah Türkan abla, siz de olmasanız. Bir şey değil hadi. Görevimiz bunlar. Çocuklarımız okusun da seve seve. Her şeyin başı eğitim. Şermin Hanım, beklettim biraz. Kusura bakmayın. Estağfurullah efendim, hiç önemi yok. Çıkarın üstünüzü, geliyorum. Gül yardım et. Buyurun. Neydi şikayetiniz? Kasıklarımda ağrı var Türkan Hanım. Bakalım, üşütme de olabilir ama belki bir ultrason gerekebilir. Kapıya bak Gül, acil hasta bu. Yusuf ablacığım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Halis. Türkan teyzem burada mı? Burada ama hastası var. Hastası mı? Soyunluk falansa ben bakmam. Allah, pembe pembe. Hayrola Halis'cim, niye geldin? Sen yapma aynını Türkan teyzeciğim, öyle yumuşak yumuşak. Uzanın şöyle. Yılbaşında annemle Münih'e gidiyoruz da anneanneme. Bir şey ister misin diye soracaktım. Allah, onu geri söyle. Baba. Baba. Ayşel, babam nerede? Ne bileyim Nazif, ben de seninle birlikte girdim eve. Baba. Burada yatıyor. Babacığım. Nazif, geldiniz mi oğlan? Geldik babacığım. Of baba, korkuttun bizi. Niye? Nalları diktin mi sandınız? Allah göstermesin babacığım. O nasıl söz? O da olacak bir gün evladım. Kazık kakacak değiliz ya dünyaya. Afiyet olsun baba. Terzilere davetliymişsin bu öğlen. Cafer mi söyledi? Güzel miydi ıspanaklı börek? Güzeldi vallahi. Sen de güzel yaparsın ama fazla kaçırmışım.
Cemil Bey de bir bardak bira verdi. Oh, afiyet olsun. Babacığım 24 Kasım'da da okula davetlisin. Öğretmenler gününe. Sahi mi? Hatırladılar demek. Aa, tabii babacığım. Onur konuğu olarak belge verecekler. Allah Allah, nasıl oldu? Hem de bizzat müdürümüz davet etti baba, Okan Bey. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Sen hatırlatmadın değil mi? Olur mu babacığım? İşte Aysel de oradaydı, söylesin. Gelirim ama çenem durmaz, konuşurum ben. Ne konuşacaksın babacığım? Ne konuşacağım oğlum? Öğretmenlerin durumunu. Öyle öğretmen bu vatanın en kıymetli varlığıdır diye nutuk atmak kolay. Ayın sonunu getiremiyorsunuz bak. Üstüne adam gibi giyeceğin iki tane gömlek alamıyorsun. Duysunlar. Cumhurbaşkanına kadar hepsi. Öyle yılda bir kere hatırlayıp elimize çiçek tutuşturmakla bitmiyor. Hadi oğlum, biz de geliriz biraz sonra. Öpüyorum yanaklarından. Amcan da yanaklarından öpüyor. Ha, o da sizi öpüyor. Sağ olsun. Hadi. Ne yapalım? Birkaç gün daha çekeceğiz bu azabı. Ne yapıyorlarmış Şevket? Özge annesini uyutmaya çalışıyormuş. İlacını vermiş. Cem de suyu. Perişan oldu çocuklar. Hadi Mine, biz de kalkalım yavaş yavaş. Dur Şevket. Şu kadın uyusun bari iyice de öyle. Oturuyoruz canım, ne aceleniz? Duramaz şekerim, telaşlı. Otur be abi. Şu kadının yüzünü bile görmeye tahammülüm kalmadı valla. Evimden soğuttu. Biz bayılıyoruz görmeye Mine Hanım. Geldi seninkiler. Sevgilisi de mi yanında? Galiba. Çok iyi araları. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ah, sizi hep böyle göreyim. Zeynep de geldi valla. Aa amca. Gel benim yakışıklı kartal yeğenim, gel. Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sizdeyiz bu gece aydın. Başka çaremiz yok. Nimet Hanım'dan kaçtık. Bu akşam burada yatacağız. Yatın efendim. Biz de bir otele gideriz, ne olacak. Espri mi yaptığını sanıyorsun Aydın? Aydın oturma. Ne oldu efendim? Yaparsan bu işi bir tek sen yaparsın. Ne yapacağım efendim? Bak herkes huzursuz, evlerine gidemiyorlar. Şimdi Nimet Hanım'ı abimlerden alıp kendi evine tahta kafaya götüreceksin. Ben mi? Yapmayın efendim. Hadi Aydıncığım, kurtar bizi bu dertten. Hadi enişte, bitir artık şu işi. Şaka mı yapıyorsunuz efendim? Gebertir vallahi o kadın beni. Bu işleri damatlar yapar oğlum. Ne şakası? Fırla. Babamlarınki de iyi numara. Eniştem neredeyse bayılıyordu. Parçalar beni efendim o kadın dedi. Yapmayın. Aslanların kafesine atın beni, daha iyi.